Binler uzay. Binlerce yıldan beri insanlığın keşfetmek için çabaladığı... Geçen beni gazı getirdiniz. Barış abiye yazdım bu arada Instagram'dan. Abi dedim Ne Half-Life oynayalım. O uçsuz bucaksız engin derinlik. Hepimiz küçükken uzaya gitmeyi hayal ettik. Ve Evet. nihayet aramızdan birinin hayalleri gerçek olmak üzere. Adana'dan bir genç Mahsun Karaca, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olarak Nasıl Ay'a ya? gitmek Bir üzere dakika. milyonlarca insan arasından seçildi. Sesi nasıl böyle değiştirmiş ya? Kanka. Bayağı Sesi Barış değiştirmemiş. Özcan Bayağı ısın. birlikte çekmişler. Mahsun Karaca, Çok garip. Türkiye'nin Hadi ilk canım. uzay yolcusu Abi olarak evet. Ay'a gitmek üzere milyonlarca insan... Doğru. Röportajı da takip ediyordu Barış abi Instagram'dan. Kesin birlikte çekmişler. Oha! İnsan arasından seçildi. Onu bilmiyordum ben. Şimdi gelin hep birlikte onun bu heyecanına ortak olalım. Şimdi olay şöyle oldu. Ben gerçekten insanların çenesinden bıkmıştım. Kahveye gidiyorum. Mahalleli bütün gün boş boş konuşuyor. Eve geliyorum. Eşim sabah akşam dırdır yapıyor. Bir de arada akrabalar arıyor zaten. Onlar ayrı bir Mesela kafa s**yor. En son bir gün canıma tak etti. Girdim cimere. ben. Dedim benim artık Eyvah. kafam kaldırmıyor. Mükemmel Allah kanka. için beni uzak bir yere gönderin dedim ya. Yalvardım adamlara. Sonra tak bir gün telefon geldi. Mahsun Bey dedi. Ay'a gitmek ister misiniz? Olur dedim. Kapattım. Ama sonra düşündüm. Ben uzak dedim ama bu fazla olmadı mı dedim. Yani Edirne Tekirdağ neyse de ama işte delikanlı adamız şimdi. Laf Edirne fazla bile Tekirdağ patlamaz bize. yalnız. Sözü verdik. Sonuç odaklı bakarsak uzaya giden ilk Türk ben olacağım. Bu çok gurur verici bir şey. Zaten ben küçüklükten beri çok ilgi duyarım uzaya. Mesela Turist Ömer Uzay Yolunda filmini en az 40 defa izlemişimdir. Evet filmini. Uzaya gideceğimi duyunca Barış Özcan bana ulaşmaya çalışmış. İşte sağdan sola numaram bulup beni aradı. Biliyorsunuz kendisi uzay konusunda Türkiye'deki en tecrübeli kişi. Sağ olsun hayırlı olsun dileklerini iletti. Güzel güzel tavsiyelerde bulundu. Dedi ki bu roket ilk baş kalkar böyle biraz zorlanır. Bir de titreme olur korkma dedi. Ondan sonra açılır yavaş yavaş. Sen 3'e tak. Atmosfere kadar gidersin dedi. Atmosferi geçtikten sonra boşa al. Gökitimi de var zaten. O aya kadar yokuş aşağı kendi kendine gider dedi. Şimdi uzun yola gideceğiz. Doğal olarak kendime bir uzay çantası hazırladım. Gelin birlikte bakalım. Bunlar zaten klasik işte. Atletti, dondu, çoraptı. Şimdi uzayda hava soğuk olur diyorlar. Biz de Adana'dan geliyoruz. Çok fazla soğuğa gelemeyiz. Ha bak şöyle bir gün kazak aldım. Ha bu şey ya. Güvenlik amaçlı. Ya bu uzayda hayat yok diyorlar ama şimdi ne olur ne olmaz biz eşeğimizi sağlam gazağa bağlayalım. Sonra ayda Bu kesmesinler. arada Umut Yıldız var. NASA'da çalışan bir Türk. Çok bilgili bu konularda. Ben de uzay ve teknoloji konularının manyağı olduğum için bizim çocuklar bilir her gün uyurken televizyonda izliyorum. Umut Yıldız'ı arkadaşlar bir gün davet edeceğiz. Yani NASA'yla, uzayla alakalı ne kadar sorunuz varsa onları da hazırlayın. Bu videonun ortasında söyledim. Bunu da şimdi aklıma geldi. Biz konuştuk, anlaşmıştık. Yarım kaldı. Umut Yıldız'ı çağıracağız. Bir tane de izleyicimiz Hadron çarpıştırıcısından videolar atmıştı bize. Hatırlar mısın sonu? Kimler var o günlerden? Aa evet. Aa İ aynen ya. inanılmazdı yani. Oradan izleyicim vardı. Ya şimdi orada bulunmaz diye birkaç tane gıda koyak dedik. İşte şalgam, Ufak bir turşu, sorguncusu yapmıştık. salça. Hep Evet. salçası abi bunu benim annem yaptı. Ha bu mu? Yok canım yok. Mekik'te içilir mi? O kapalı alanda yasak o. Aya inince açık alanda içerim ben bunu. Aya inerim ben. Ne uçururum ayda var ya. Ya alkol alsan. Yapacağım ilk iş benzin döküp o Amerikan bayrağını yakmak olacak. Ondan sonra bizim şanlı Türk bayrağını oraya dikeceğim. Bundan sonraki hedefim de hayırlısıyla Mars'a gitmek. Bakın mesela Elon Musk Mars'a rover göndermiş. Kaç milyar dolar harcadılar. 2 megapiksel fotoğraf çekiyor, 2 tane çakı geliyor. Yazık bu milletin parasına yazık. Çakıl dedi abi uzay örneklerine. Halbuki beni gönderseler çıkartırım telefonumu. Nereye istiyorlarsa çekerim, WhatsApp'tan yollarım. Milyar dolarlık rover bu kadar çakıl güm getiriyor. Ne işe yarayacak o kadar şey? Hani Tesla uzay araba yolladı ya. Benim de yanıma bir tane... Mesela o kadar zor ki arkadaşlar, başka bir gezegenden örnek almak. Alet giriyor, vuruyor. Şans, tamam mı? Çıkartamaya da biliyor. Kayaya vurursa bitti. Patladı. Öyle bir şey yani. Çok zor. Bilmediğin için Yani oraları. hafriyat kamyonu göndersinler. Çakı, kum, taş ne istiyorsanız kilo kilo doldurur Bir getiririm ya. dakika, bir Mr. Spock vardı orada. Çakı, kum, taş Ya. ne istiyorsanız kilo kilo doldurur getirir dünyaya koyarız. Hayır zaten o rover orada bozulsa yedek parça da Photoshop'la da uğraşmamış, bulamazsın. kafasını Buradan usta götürün desen yapıştırmamış. en az Ya bu iki... adam güzelliği doğallığı işte abi. Çok uğraşmıyor. Zaten kamera açısına bak mesela. Tam böyle. 3 hafta sürer. Aynen Hani öyle. yolda geçerken televizyon kamerası görüp laf anlatan dayılar oluyor ya. Tam o şeyde. Bence çok iyi Efendim dayı, yapıyor ne ya bu borcu işi. ya? Ya tamam kaçmıyoruz ya. Altı üstü bir aya gidip geliyoruz ya. Lan tamam ödeyeceğim ödeyeceğim. Ya, kapat burada benim kamera rezil edin. İşte, ah, akrabalar işte. Yalnız o valizin içinde şalgamı görünce canım çekti. Ben de içeceğim şimdi. Oo, harika olmuş ya video. Harbi harika olmuş.
Kanka bir Yok. de bu tuzağa Barış Alıcı'yı nasıl dahil ettin Ya ya? evet ya Barış abi. Oğlum bir dakika bir dakika. Bir dakika onunla ilgili bir şey açacağım dur. Oğlum adam bir tweet attı. Çok sinirlendirmişler herifi. Bak Kime? şimdi. Bakalım. Röportaj adamı. Barış Ha. Özcan'ı nasıl ikna Attın ettin diye mı? soruyor. Bak şimdi ben atıyorum mu zaten. At at. Tweet'e baksana. Adamı deli etmişler onu. Herkes Barış Özcan nasıl ikna ettin diye soruyor. Ben de kafamda o soruyu sordum kanka. Oğlum ben torbacı mıyım lan? Ben de YouTuber'ım. İzliyor, takip ediyormuş zaten. Videoyu attım önden girer misin dedim. Tamam dedi bu kadar diyor. Önden girer misin? Kanka çok kötü Ya Barış Özcan'ın böyle mizahi içeriklerde bulunması da çok iyi ya. Olaya bakış açısı. Çekme oğlu bizi beğenme oğlu bizi beğenmezler. ya. Kaçak içkici değil miydi agam sen? İçkisine ilaç atmışsındır. Twitter'ın kurgucuları da bir zahmet adama laf etmesin ya. Aynen abi. Sen parti lideri değil miydin? Uzaya çıkacaksın. Tabii ki herkes seninle video çekmek ister. Torbacı değil Kanka misin? isyanı çok iyi değil mi ama yukarıdaki? Çok iyi Arkadaşlar kanka. torbacı değilim. Gel Ben de ben bir video YouTuber'ım. daha atayım sana. Adam gücüne gitmiş ya. Arkadaşım gel. Ben bir tane YouTube premium alalım. İsteyen varsa aranızda sevgilisiyle Alalım küsurlukta abi. barışmak isteyen varsa telefonu bana versin. Onunla ben Of konuşacağım. efsane bir an bu. Tatlı arkadaşım lütfen telefonu kapatma. Biz hiç beceremedik. Hiç kimin umurunda ki? Alo, yanlış numara. Takmıyorlar ki. Gece gece bunlar var ya rastak yapışlar ya. Ya da bunlar dolandırıcı. Kapat lan. Önden kadını aratıyorlar. Ondan sonra kendileri arıyor. Bak benim kayınço geçen 500 lira kaptırdı. Efsane ya. O kanalda da çok güzel videoları var abi ya. Biziz biz. Lan sen ne güzel Twitter atın öyle. Ya da hazırla hadi. Uzat elini, uzat elini. Efsane ya. Uzat elini, uzat elini. Bir Pringles olmuş 15 lira. Pringles ya cips ya. Lan bu ülkenin yarısı Pringles en son Cem Uzan dönemindeydi. Onlar araştırmışlar. Bizde ne kadar lazım 4 kişilik bir aile için? 7 bin lira. Bir de fakir düğünü var bak. Tek. İstanbul'da trafik var. Annen ya. Millet fakir. Şey bırakıyor. Karanfil ben değil bırakıyorum. Hayda. Ben fakir bir yerde meydana geldim. Babam bana sürekli oku oğlum bizim meydana çektiklerimizi geldim çekme diyor. Diyordu. Okudum, bankacı oldum. Nezih, güzel bir semtte evimi de aldım. Her şey Aa bu iyi. Şey değil mi? Fakirlik ve zenginlik diye iki tane video aynı anda atıp Evet, aynı anda evet trende abi. girdiği video. Evet, Oha. evet. Güzel gidiyor Çok iyi derken güzel. Bir baktım alışveriş bağımlısı olmuşum. Kesinlikle efsane. Zengin hayatları izle diyenler var. İzlememe gerek var mı? Efsane cuma, harika Hayda, cumartesi, şahane pazar falan derken ya. Ne kadar s**kim sokum aliplarsa hepsini eve doldurdum. Lambasından prizine, saatinden robot süpürgesine, evdeki her şey akıllı olmuştu. Lan bir baktım evdeki tek geri zekalı ben kalmışım. Hayvan gibi maaş alıyorum ama her ay eksideyim. Alışveriş sitelerinin finansal kölesi olmuştum resmen. Bak ben bir asgari ücretle 4 tane boğaz bakıyorum. Millet diyor ki asgari ücrete zam gelsin, zam gelsin. Bu ülkede yoksulluk sınırı ne kadar biliyor musun? 8.000 TL. Yani %300 zam alsan yoksul bile sayılmıyorsun. Bu ülkede yoksul sayılmak için 3 maaş bile yetmiyor. Asgari ücrete zam yapsalar ne olacak? Hani eşim de sağ olsun arada temizliğe gitmese resmen açlıktan öleceğiz. Ben öğrenciyim abi. Şeyde... Oğlum orada söylediğim şey geyik bu arada. Gülün diye söyledim. Manyak mısınız? Bir iki kişi alınmış herhalde de. Burada çalışıyoruz biz de. Bütün gün 12 saat 16 saat yayın yapıyorum. Şunu okuyorum. Arkadaşlarla buraya geldik. 2 artı 1'e de 8 kişi kalıyor. Ümit de var.
9 kişi kalıyorduk. Daha birkaç ay oldu olmadı, bu online eğitim dalgası çıktı. Herkes evine gitti, memleketine gitti. Ben otobüs biletini alamadım, gidemedim. Arıyorum diyorum oğlum, kirayı gönderin, ben burada aç kaldım. Piçiler diyor, bana ne senden? Bizim ne bok alacağımız belli değil. Nasıl ödüyorsan öde diyorlar. Ben de bir çözüm buldum, odanın birini kiraya verdim internetten. Bunu böyle şey gibi düşünün, böyle hani Airbnb gibi düşünün ama genelde çiftler geliyor. Fiyatları da uygun, seansı 100, saati 100 lira. Gece de 500. Dedim bu böyle olmaz. Girdim müdür odasına. Müdür bey dedim, benim maaşım yetmiyor. Bana zam yapmanız lazım. %20 yeter mi dedi. Vallahi dedim yeter. Ondan sonra al sana 110, al sana 120 dedi. Adam bana o hareketi yaptı ya. Benim beynime kan sıçradı. Görevimden aklımı talep ediyorum lan dedim. Vurdum kapıyı çıktım. Bana iş mi yok lan? Gider daha iyisini bulurum dedim. Bulamadım. Ben de ne yapayım? Gittim bir kredi çektim. Ufak şirin bir kafe açtım. Zaten benim hep hayalimdi. Ben tabelayı astım. Bizim de var be böyle bir hayalimiz. Kafe açmamız yok mu İstanbul'da be? Devrim, direk. Harbiden ya. Restoranı. Bir tane. Kafe hayır hayır. Böyle manatüpleri olacak. Abi ne kafe açalım ya? Ne kafesi? İnternet ya? Kafe. Ha. Ya çocuklar abi koy beni başına vallahi bak. Counter oynuyoruz orada böyle izleyicilerle. Ne güzel olur. Yok mu bebeğler? Belki yerine bir saat bedava mazgat. Ben eminim. Açalım. Bütün izleyicilerimiz bir kere uğrar bir internet kafe açsak be. Ya ama fix. İnternet kafe açmayalım kanka. Kafe açalım, içinde bilgisayar olsun. Bak o da güzel. Ben ay. Anladın mı? Yani orada 500'lük 300'lük falan değil abi. İsteyen kullansın işte. Herkese açık. Para ödemeyecekler hiçbir şey değil mi? Tamamen bizden amme hizmeti böyle. Yok abi zorla. Tabii, çok güzel olur. Çok güzel olur. Hayır. Manyak mısın? Olur mu lan öyle? Olur mu lan öyle? Kolayı satarız. Abi beni garson yapacaksın, gideceğim darlayacağım herkese. Tamam mı? Abi, bir şey içiyor. Şey İçeceği bitince şey ne, yeni ne içiyorsun falan diye soracaksın değil mi böyle? Şey aynen kanka. Vallahi Eskişehir'de vardı öyle bir hayalimiz. İstanbul'da. Ama nasıl beğendiniz mi çayımızı kahvemizi? Bir tane daha içer misiniz? Kanka cheesecake olacak. Cheesecake. Çay kahve olacak. Evet. Sıçtık. Biz yedik hepsini cheesecake'lerin. Hadi hayırlı olsun. Sadece izleyici alacağız ama şey girişte bakacağız. Twitch'i takip ediyor mu ya da YouTube'u? İkisinden biriyle akses olacak. Ücretsiz ama her şey. Vallahi yapalım. Kaç para zarar ederiz? Kaç para zarar ederiz? Bir yıl açık tutsak öyle bir şeyi. Kanka ben diyorum kolayı 40 liraya satalım. Sen diyorsun her şey bedava olsun. Kirası, bir hafta sonra Wuhan'da yani bir kelle paçacıda mevzu patladı. Virüs dediler. Ben tabii 4-5 ay direnmeye çalıştım. En son baktım yapamıyorum, evi sattım, kredi kapattım, dükkanda kalırım dedim. Biraz sonra zaten tüm mekanlar kapandı. Devredemedim. Öyle bir salak çıkmayınca o da gitti. Şu an işte en son sokaklara düştüm. Fakir adam ne yer? Yağ yer. Ekmek yer, yağ yer, tütün içer. Tütünü yasakladılar lan. Bu kadar mı salaksınız? İş yerinde bir sigarayı 5 kişi dönüyoruz. Hayır, biri görse yanlış anlayacak. Kut altına gideceğiz. 16 sene yatar var içiciliğin ya. Şu oğlum ne yapıyorsunuz lan? Kavga etmeyin. Geç lan. Ben. Ne biçim konuşuyorsun lan şerefsiz? Abi evde zeytin yok, peynire kapak yok. Çık lan sere. Ya kusura bakmayın, fakir çocuğu işte. Onlar da böyle eğleniyor. Lan buraya böyle bırakıp gitmişler ya. Tabii TKT kafe olacak kafenin adı bu arada. Yani yaratıcı isim düşünebilirsiniz çete. Kusura bakmayın, 8 aydır vakit bulamadım. Bir şey gelmedi var. Abi bizim mutfağı mı çekiyorlar? Bir kez amcam gelmişti Almanya'dan. Gel lan dersen döner ısmarlıyorum. Gittik. Lan baktım döner etten yapmışlar. Ben de zannediyorum tavuk döner yiyeceğiz. Ne etten de yapılıyormuş. Biz ne bilelim abi, biz görmedik ki hiç. Bak sana bir şey diyeyim mi? Türkiye'den az 40 milyon insan et dönerinin tadını bilmiyordu. Bak yemin ediyorum. Vallahi aslına bakarsan önce mi daha fakirdim, şimdi mi daha fakirim sen bilmiyorum. Sen niye şimdi cebimde 5 kuruş para... Ne duymadım Diren'i, kaçırdım. Mouse'la bir hareket yaptın sürekli de. Kanka ben seviyorum mouse hareketlerini. Fare tutmayı seven bir adamım yani. Adam eğim ısındırıyor orada yemin ediyorum. Evet beyler, mousepad'in ısınması, ıslanması falan çok önemli. Yok ama kafam rahat. Yanlış mıyım Melih? Burada mı Melih? Abi çok doğru. Yani bir mousepad bir forma gelmiyor mu fareyle beraber o sürtünmeden ve ısınmadan dolayı? Kıvama geliyor abi. O yüzden ikinci maçlar daha iyi geçiyor işte. Bir de diagara yapıyor. Yok dolar indi. TKT. Çok iğrenç isimler öneriyorlar. Ne oluyor lan? Islanması dediğim elin teriyle ıslanıyor arkadaşlar. Ellerimiz terli bizim hep. Bak parlak. TKT kardeşler kafedendi kesinlikle. Kardeşler olursa çay bahçesi olur belli. Ya bir bulalım konsepti de yapalım şunu ya, pandemi aşılar falan her şey bitince. Vallahi YRK yapalım. YRK kafe dediler. YRK kafe. Yok am. Ben varım. Ben varım YRK kafe. Dur okuyamıyoruz ki. Soruyu sorduk da. An kafe. Hayır abi TKT. Kafe olacak. Olur mu abi? Kediye bile anket koydun adını böyle. An gelsin başına. An ustan bir şey. Ama olur. Onun şeyi vardı. Anket hani. Aa. Seçim anketi falan öyle bir. O zaman. Ya peki böyle şey olmaz mı? Kafe safe zone gibi. Base.
Base. Base hani güzel de. İstanbul'da Batar gibi kanka. Dorak diye bir yer vardı. İstanbul'da. Orada evet. Yani gidiyordun. Bir tarafta LoL turnuvası vardı. Bir tarafta Twitch yayınları açıktı. İşte orada patatesini yiyip meyve suyunu içiyordun. Meyve suyu tabağı vardı. Çok güzel sosis. Meyve suyunun yanında iyi gider diye. Turşu geliyordu. Euro çıktı. Ons bana girdi. Benim. Allah Allah. Turşu niye geliyormuş ki? Oğlum TKT net çok güzel olur ama. Crossfire net. TKT net. Dur. Güzel bir kafa adı çıkar bu chatten abi. TKT Launch. Armor Launch. Armor bizim koltuk markasının adı olacak. Güzel değil mi arkadaşlar? Hani armor sağlam, taşaklı, dayanıklı. Onu da buradan söylemiş olayım. Abi Half Cafe diyen var. Çok iyi lan. Half Cafe. Yarım kafe. Türk TKT net. TKT net oğulları. Sektör kafe. İnternetçi oğulları. Abi Aimbase. Aimbase çok iyiymiş lan. Aimbase. Aimbase abi. Wow. Aynen Aimbase diye evet. Wow. Aimbase bayağı iyi ya. Neredesin abi? Aimbase'deyim, gelsene falan telefonu. Çok havalı lan söylemesi. Peki şey olmaz mı böyle? Offline bir şey yapamaz mıyız? Ama içeride bilgisayar olacak, olmaz. Kanka bak. Şöyle olacak. 12 bilgisayar olacak, tamam mı? 5'e 5 oynamak isteyenler için olacak 10 makina. Diren tost yapacak. Ben kokteyl yapacağım insanlara orada. Yani işte soda, limon, tuz gibi kokteyller. Ben de kanki yerlerimi süpürürüm. Hadi iyisiniz ha. Çaycınız da ben oldum. Can çaycı. Vallahi yapalım bunu ya. Benim hayallerimden biri bu. Abi ben, bir şey diyeceğim. Ben yaparım. Kanka bir garson lazım. Bir ay açık dursun. Zarar edelim. Kapatalım sonra ama yapmış olalım. Ben her şey bedava olacak abi. Arkadaşlar bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir şey lan, bir ay yapmadık mı harbiden bunu? Timur çaycı olsun demiş biri. Bir ay da yok mu varımızı yoğumuzu batırmamız arkadaşlar? Ya hayır abi, sınırlı yaparız. Şu an İstanbul'un en gözde mekanları neler? Beşiktaş falan mı? Kadıköy mü? Bilmiyorum kanka, ki abi. Öyle değil. Kurtköy'de falan atıyoruz. Evden çıktım yok. Biz Gebze'de açalım kanka. Kanka minik turnuvalar olsa iyiydi. Eskişehir ucuz. Minik turnuvalar düzenleriz. ViewSonic de HyperX sponsor olur. Yanına Nvidia gelir. Yok mu kanka, golf geceleri yapmamız. Of, herkes golf turnuvası yapıyormuşuz yani. Manyak gibi orada. Herkes sövüyor ana avrat. Kanka geceleri biraz zor ama. Abi düşündüm, çok güzel olur ya. Millet bunu yapalım biz. Orada yumurtlar. Kanka bir ay açık ama bizim evdekiler nasıl yayın açacak orada çalışırsa. Onları düşünüyorum şu anda. Çok ciddi düşünüyorum ben şu anda bunu. Kanka. Yok mu kafede yayın peki? Kanka bir şey diyeceğim. İzleyicilerle çalışacağız kanka. İşletmeci izleyici alacağız. Beyler çalışmaz izleyici mıydınız bizle beraber? Yani var, dün yazdı, gastronomi okuyorum, eve geleyim yemek yapayım abi size dedi sürekli. Oğlum şey yapalım lan. Bu yerli mal haftası falan oluyordu ya. Herkes bir şey getiriyordu. Kafeye o usul yapalım. Kanka Sağlık Bakanlığı el koyar oraya. Zehirlenenler. Hayır, okul pikniği gibi. Kısır getiriyor herkes böyle. Bir kase kısırla girebiliyorsun içeri. Yazdım röportaj adama. Görürse bağlayacağım yayına. Oyunda oynuyor. Valorant'ta kamera açtırmamız yok mu kanka? Valorant oynadı mı acaba ya? Kanka oynamıştır ya. Herkes bence çalışırmış. PUBG'de eyvallah bence, beyler ya. Bence PUBG Counter'dır abi. Bence Mahsun abi PUBG'de kaldı direkt ya. Mahsun abi için Valorant çok çok renkli. Self service. Aim Lost Cafe. Kanka vallahi çok canım çekti şu an ya. Şu an o ortamda olmak istiyorum. Düşünsene haber izleyicilerimiz geliyor, muhabbet ediyoruz. Ben döner kesiyorum orada böyle. Turşun bol olsun mu kardeşim diyor. Uf kanki, bir de var ya mekanı öyle bir güzel tasarlarız ki. Of haftaya herkes entübe. Üf. Harbi evrim tasarımını çok yapar. Biz mekan tasarımını çok beğenmiyoruz. Hep bir yere gidince yorum yapıyoruz. Şuraya şu ışığı koysaydı nasıl olurdu falan diye. Evet beyler, biz önce tam Türk'üz. Klasik şey muhabbetini yapıyoruz. Burası ne kadar para kazanıyordur muhabbetini yapıyoruz. Buraya kaç kilo demiyoruz. Ondan sonra yanlış yaptıkları şeyleri eleştirmeye başlıyoruz mekanları. Çok kötü bir huy. Ama muhabbet olmayınca iyi akıyor. Oğlum
Ulan bir adam 15 dakika otursa, herkes 10 lira bıraksa. Yok abi, yani para zaten kazandık kazanacağımız kadar. Orada artık her şey bedava olacak. Benim şeyim o. Tek kuralım o. Kafeyle ilgili. Aa, kedileri de kanka kafeye koyarız. 3 tane kedi var. Abi ben gelen giden kedileri de sever. Alp'in kedisi her yere işer. İğrenç bir ortam. Arven el hareketi çeker insanlara. Aynen pis Arven ya. Anket herkesi sevindirir lan. Mekanı kalabalık olma sebebi olur. Evet. Şu anda... Korona kafe diyor. De bile değil. Sese doğar eller olsun. Hayır beyler ya. Yok bu ki. Her şey bitince. Fakirliğinde böyle güzel yanları var. Artık Night'taki NPC'ler gibi bütün gün burada duruyorum. Eskiden sanat filmlerine tonla para harcadım fakirlerin hayatını görün diye. Şimdi hayatımın kendisi Nuri Bilge Ceylan filmi gibi olmuş. Bütün gün böyle uzaklara mal mal bakıyorum. Zaten burası Türkiye. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oluyor. Sıkılmıyorsun. Adama diyorum ki fakirim. Diyor ki cebinde 2000 liralık telefon. Hayırım Çisil yazdı, bir senin araman lazım onu. Şey gelmişti ya en son. Onu bir arayıversene kanka. Ben yayındayım dedim. Var. Al var. Tamam. He var. Ya ben bununla PUBG oynayamıyorum ya. Kasım kasılıyor ya. Adam vuramıyorum ya. Sırf iPhone çıksın diye Çağrı Taner'in bütün çekilişlerine anamın bacımı bütün süreleme etiketliyorum ya. Ya ben mahallelerin düşecek adam mıydım? Ar namus şeref kalmadı ya. Telefon mu? Alma bu telefonu kırarım. Fakirlerin tek sıkıntısı yetersiz beslenme. Saçım sakalıma bak. Beslenemediğim için keçe gibi. Ama adalet yok. Adam mesela köpeğine kilosu 80 liralık mama yediriyor. Onu yesem ben de saçım sakalım parıl parıl olur. Aa bak 5 liralık mama yiyorum. Şurada ya belediye de atıyor ya. Aslında çok çok doğru ve güzel mesajlar gönderiyor bir taraftan da, biliyor musun? İçecek bir şey varsa alırım bu arada Kerem ya. Çok doğru söylüyor yani. Ama buna da şükür yani. Bunu da bulamayan var. Eskiden çift çekilmişken ya... Bizim evde mesela hiçbir şey ziyan olmaz beyler. Çok takıntılıyız öyle konulara. Yani hiçbir şey israf etmeyiz. Niye ben dertlendim şimdi? Adam olmadan uyanamam diye düşünüyordum. Ama şimdi güneş doğunca sike sike uyanıyorsun. Demek ki Kerem'in tabiri değilmiş. Güneşteymiş. Ya bu zenginler vintage diye eski püskü şeylere dünya kadar para veriyor. Ya benim evin her tarafı vintage. Gel kardeşim çek. Gucci'ye gönderme yaptı. Vintage leğen, vintage lavabo, vintage çeşme, vintage çaydanlık. Al vintage süpürge, vintage soba, vintage avrat. Benim evde her şey vintage ama para etmiyor. Abi parasızlıktan kaç aydır boğazımdan et, süt, yumurta, yoğurt hiçbir şey geçmedi abi ya. Resmen vegan oldum ben ya. Bu ülke beni zorla vegan etti abi. Bak abi bak sana göstereyim ne yediğimi. Bak bak. 3 öğün nadal yiyorum ben abi. Bütün gün nadal yiyorum abi. Bu yenilir mi ya? Sabah akşam ben bunları yemekten beynim çürüdü gitti benim ya. Abi gençler ölüyor ölüyor. Gençler artık bitti bunlar yüzden abi. Anladın mı? Biz ölüyoruz, bitiyoruz. Bize yardım edin abi. Allah aşkına bak bak bak. Bak görüyor musun abi? Bak nasıl dökülüyor. Görüyor musun abi sen bunu? He? Yeter abi biz bittik beynim. Nadal indomie mi knor mu onu merak ediyorum ben şu an. Çalışma artık bunları yemekten. Ya. Ben şimdi sokakta yaşıyorum. Adam bana diyor ki sokağa çıkma yasağı var. Bana 3000 lira ceza yazıyor polisler. E kardeşim benim evim sokak olduğuna göre ceza yememem lazım benim. Kabaca bir hesap yaptım. Yaklaşık olarak devlete 300-400 bin lira kadar borcum var. Ama zaten ödemeyeceğim için sorun yok. Sabaha kadar yazsınlar. Hatta bu polislerin WhatsApp grubunda benim kimliğim dolaşıyor. Kotası da olmayan bana ceza yazıyor. Ya yazsın burada bile değil. En fazla size gelirler. Benim de bir tane battaniyem var, alamazlar. Çünkü aynı eşyadan iki tane oldu mu birini alabiliyorlarmış. Oo. Sıkıntı yok yani. Lan size bırakın lan sosyal mesafeyi. 5 metre uzakta duruyorsunuz. Bu mu mesafe? Anlıyorum kardeşim, kokuyorum ama sokakta yatıyorum, çok normal. Bak 5 tane maske takmış. Kardeşim ben de kokudan rahatsız oluyorum. Yok. Mesela yatıyorum, suratında bir sıcaklık, köpek şarı şarı suratıma üşüyor. Sahibi de yavşak demiyor ki oğlum bu insan bunun üzerine işlenmez ya, ondan sonra mevzu patlıyor. Hadi goldenlar neyse iki toka çekiyoruz gidiyorlar ama pitbulllar anamızı ağlatıyor. Aslında bu devirden güzeli ne biliyor musun? Kendine bir şükür dedi bulacağım. Ah ne güzel, ekmek elden su gölden rahatına bakacağım. Şahin ben işe gidiyorum. Tamam aşkitom. Hadi kolay gelsin. Dikkat et kendine bebeğim. KYK bursuna başvurdum abi. Yemeği, içmeyi, faturayı oradan ödüyorum. Bu KYK bursu çiğ köfte gibi abi. Yerken tatlı, çıkarken anlamı resmen yapıyor. Ama Allah kerim yani, artık onu o zaman düşünürüz. Ne bak yani, aç mı kalan? Abi iki dakika kestenize ben kafeye bak gelsem olur mu ya? Yani bilim değil mi? Hoş geldin abi. Ali Minge. Şöyle geçin. Yalnız çekim yapıyoruz da sessiz olsanız olur mu? Kolay gelsin. Ulan zamanında bizim artık iş yerinde Selçuk diye bir çocuk vardı. Geldi böyle Mahsun dedi bak Bitcoin 19 bin dolar olmuş bütün paranı bas. Bir ay sonra 100 bin dolar yatırım tavsiyesi değildir dedi.
salak kafam, dinlemedim onu. Bak çocuğu şimdi YouTube'dan paranla koyuyor. Ben de gelmişim burada sikko bir şeyin üzerinden size geldim röportaj yapıyorum işte. Oğlum, hayat. Yenge, vallahi inşallah bu günleri atlatacağız. Britney Spears bile 2007'yi atlattıysa inşallah ben de bu dönemleri atlatırım diye düşünüyorum. Hayırlısı bakalım artık. Aa oğlum çocuk. Bu zenginler var ya bunları bak görüyorum bak milyonluk araca binmiş çek çek o karnı çek. Bunlar hep bize böyle yapıyor. Sırf fakiriz diye. Üstüm başıma bak ne oldu ya. Bu sokağın penceresi yok. Penceresi boş. Öyle çatık kalmış kaşım hiçbir şeyim yok. Fena ya. Of çok iyi be. Abi fena. İki video attım sana üzerinden. Bakayım direncim. Yine Masum abiden iki video attım. Lan lan oğlum şu kadar. Bugün Ceren'e... Evet arkadaşlar bir sen... 49 saniye. WhatsApp evet, yeni evet. Güncelleme sıfır gizlilik her şeye erişim veri saklama kopyalama satma serbest 5 nüt 50 TL. Ben 5 lan lan oğlum şu kadar. Bugün Ceren'e kimin fikriydi? Oğlum sizin maaşınızı Telegram veriyor lan. 2 gündür milyon dolar zarar ediyoruz. Kimin fikriydi lan bu? Hı? Hanginizin fikri bu? Yaşan'ın abi. Joshua'nın ***'ına koyayım. Nerede lan bu? Valla bilmiyorum. 2 gündür yok. Dur ben onu bayağı bakayım. Telegram'a mı geçmiş adam? Telefonu kapalı benim onu WhatsApp'tan alayım bakayım. Fotoğrafı yok. Lan bu da mı silmiş WhatsApp'ı? Oğlum gerizekalı biz zaten bu verileri satmıyor muyduk? Niye millete sözleşme atıp millete kıllandırıyorsunuz? Bak bana az önce bildirim geldi bak eşiniz Telegram'a katıldı diye. Lan oğlum bana da sözleşme geldi bastım. Ne onayladığımı da bilmiyorum. Tribe girdim ben de Telegram indirdim. Oğlum siz iki tane meme göreceksiniz diye ben milyon dolar zarar etmek zorunda mıyım? Milletten aldığınız hudutları hepsini geri gönderiyorsunuz. Sözleşmeyi de iptal ediyorsunuz. Herkesten de özür diliyorsunuz. Biz bu bok yedik, bizi affedin, bizi geri yükleyin diye herkese şey yapıyorsunuz, tamam mı? O Joshua pişine gelince de bekleniyor. Çok iyi yapmış ya. İnternetteki her şey kalıyor arkadaşlar, kalıyor. Harika ya. Milletten aldığınız nudları geri gönderiyorsunuz hemen. Aşırı mükemmel cuma, uff sokmadığı şey kalmamış. Evet evet. Influencer başı, 100 post, 2 story. Influencer. Insta, Twitter, TikTok, Bamgüm, YouTube, dakika başı. Eki zaten komple isim önerileri. Süper Cuma, Tontiş Cuma, Miko Cuma, Efso Cuma, 13. Cuma, Robinson ve Cuma. Evet arkadaşlar, bir senedir beklediğimiz akit geldi, çattı. Mükemmel bir kampanya yapmamız lazım. Hiçbir eksiği olmayacak. Kıçına giyecek don alamayan adama bile lambader satmamız lazım. Arkadaşlar bu kampanyayı bir kart patlatma challenge olarak görün. Benim kendi öz babamın bile kredi kartı ekstresini ödeyemeyecek duruma gelmesi lazım. Eğer öteki ay babam beni arayıp, oğlum yolsuz kaldım, 3-5 sakal at, kredi kart ekstresini ödeyemiyorum dediyse bu kampanya başarılı olmuş demektir. Bakın aranızda hala bu işin ciddiyetini fark etmemiş olanlar var. O kargo şirketlerinde çalışanlar yok mu? Akşam eve gidecek yatağına yattığında var ya bel ağrısından sabaha kadar kıvranması lazım. Kargocuların analarının sütünden emdiği sütü memelerinden. Geçen sene attırdığımız reklamların yorumlarına tek tek bakıyorum. 50 tane bile küfür yemeyen fenomen var ya. Her fenomen en az 300 tane küfür yiyecek. Biz nerede yanlış yapıyoruz? Bu millet niye bu fenomenlerin yeterince anasına bacısına küfür etmiyor diye bir düşünmemiz lazım ya. Suçu biraz da kendimize bulalım. Demek ki bu işele günde 2-3 tane story attırmakla olmuyormuş. Gerekirse saat başı attıracağız. Hatta gidin adamlardan şifresini satın alın. Siz burada atın hepsini. Parasıyla değil mi kardeşim? Burada bütün gün boş boş oturuyorsunuz. Adam artık illallah desin, canından besin. Instagram'ı sizsin ya telefondan. Ben ajans başkanı olarak kulağımın çınlamasına rahatsız olmam. Bakın benim görmek istediğim tablo tam olarak bu. İndirimlere geldim karşınıza. İndirimlere geldim indirim. Ulan çok güzel bunu yapmak ya. Adam ikametgah almak için E-Devlet'e girdiğinde bile muhtarın kaydırmalı storiesini görecek. Efsane ya.